Merhabalar. Arkadaşlar, bugün size bir ezber bozan bilgi daha vereceğim. Bitkilerimize, özellikle iç mekan, çiçeklerimize çok faydalı olduğunu gözlemlediğim bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Süt. Bildiğimiz süt. Yağlı mı, yağsız mı? Bu konu çok önemli değil. Ancak sütü verdiğim çiçekler çok fazla tomurcuklanıyorlar ve çok fazla çiçek yapıyorlar. Ayrıyeten içlerinde bulunan sinek yumurtalarını öldürüyorlar. Mantar, fungisit hastalıklarına iyi geliyorlar. Kök nematotlarını yok ediyorlar. Bunları gözlemledim arkadaşlar. Sizinle de bu bilgiyi paylaşıyorum. Yapması çok basit. Şimdi uygulamaya geçelim. Evet arkadaşlar. Bu uygulama için gerekli olan malzemeler çok basit. 1 litre su, 1 çay bardağı, süt, yağlı yağsız, laktozlu laktozsuz çok önemli değil. Bir yemek kaşığı ve bir karıştırma aparatımız. 1 litre suyun içine 1 çay bardağı sütümüzü koyuyoruz arkadaşlar. Sonrasında bunu gayet homojen bir şekilde suya yediriyoruz. Bakın şu beyaz menekşedeki tomurcuklara. Sonrasında çiçeğimizi alıyoruz. Bu köklere yetecektir. Bu uygulamayı sulamadan önce yapın. Sonrasında suyunu verin. 2 veya 3. Ben genelde 3 veriyorum. Evet, uygulama yapması ve uygulaması bu kadar basit. Dış mekanlarda, sebzelerde de kullanabilirsiniz bunu. Ancak bunu yaparken içine limon koyuyoruz arkadaşlar. Limonun 4'e bölüyoruz ve 1 litre suya limon sıkıyoruz. Biberlerde, saksılarda yetiştirdiğimiz acı biberlerde, domateslerde bu terkibi kullanabilirsiniz. Evet. Bu da size pratik bir bilgi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Sağlıklı kalın. Selamlar. Sevgiler.